Ankara Kulübü Derneğimizin yayın organı, televizyonu Kızılca Gün'e hoş geldiniz. Bugün burada çok kıymetli konuklarımla bir Gizlerinin Peşinde programı çekeceğiz. Bu öyle bir program ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak benim bilebildiğim kadarıyla bugüne değin Türk televizyonlarında, belki de YouTube kanallarında hiç işlenmemiş, hiç dillendirilmemiş bir konuyu konuşacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918'in Ekim ayları gibi Suriye'de hem rahatsızlığı, belki de yaralı hali, çok o noktada emin değiliz, 41 gün boyunca konakladığı, bir kısmında tedavisiyle uğraşıldığı, bir kısmında savaştığı ve karargah binası olarak kullanıldığı bir yapıdan söz edeceğiz. Çok kıymetli konuklarım var ve çok uzaklardan geldiler. Konuğum Ahmet Taşer Bey, Antep'ten geliyor, bir iş adamı, bir yurtsever, bir duyarlı yurtsever. Bu meseleyle nasıl muttali olduğunu, nasıl ilişki kurduğunu bize anlatacak. Aynı zamanda Taşer soyadı sizin için de ilginç gelmiş olabilir. Gerçekten Dündar Taşer'in yeğeni. Yani Ahmet Bey Dündar Taşer'e amcam diyor. Bizi onunla tanıştıran, daha doğrusu beni onunla tanıştıran ve bu konuyla ilişkilendiren de Sayın Şevket Bülent Yahnici. O da biliyorsunuz Dündar Bey'in damadı. Diğer konuğum Suriye'den. Suriye Birleşik Türkmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, aynı zamanda Antep'te de iş adamı Sayın Mahmut Zengin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz gerçekten. Çok kıymetli bir şey anlatacağız bugün burada. İzleyenlerimiz açısından da çok heyecan verici olacağını düşünüyorum. Evet, beni birkaç gün önce aradınız. Evet. Ve dediniz ki burada böyle şeyler oluyor. Mustafa Kemal'in bir yapısı var. Sizi dinlerken şeyi düşündüm. Mustafa Kemal Anadolu'yu dolaşırken defalarca dolaştı. Defalarca herhalde uğramadığı kent kalmadı. Bir gün bile uğradığı kentlere, kasabalara, evet, kahvesini içtiği nokta, dilerim hep öyle olmuştur, müzeye dönüştürülmüştü. Evet. Ama 41 gün boyunca konakladığı bir yapı şu anda en azından esaretten kurtulmuş durumda. Evet. Bundan söz ettiniz ve beni çok heyecanlandırdınız. Evet. Dilerseniz buradan başlayalım hocam. Hay hay. Siz nasıl haberdar oldunuz ve biz neyi konuşuyoruz? 2018 yılında Zeytindalı harekatı esnasında Türk televizyonlarında bir görüntü vardı. Bu görüntüde bir ÖSO subayı Racu harekatı esnasında bir evi tespit ettiler ve evin içerisinde bir çekim yaptılar ve buranın Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı yer olarak bir görüntü verdiler. Çok şaşırdım ben orada, böyle Atatürk'ün 40 gün kaldığı bir yeri tarihte hiç okumamıştık, hiç duymamıştık. Çok ilgilendik, duygulandım. Ve ondan sonra peki buraya nasıl bir ulaşabilirim? Çünkü girmek çıkmak biraz zor, tabii bir savaş bölgesi. Elbette. Bu arada ben araştırırken Mahmut Zengin Bey'i buldum. Arkadaşlar vasıtasıyla. Mahmut Zengin Bey, Birleşik Suriye Türkmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı. Aynı zamanda çocukları da orada Türkmen savaşçılar olarak ÖSO bünyesinde komutanlık yapıyorlar. İşin tevafuk tarafı, o televizyon programında o evi tanıtan ÖSO subayının da Mahmut Bey'in oğlu olduğunu tesadüfen duyunca konu biraz daha ilginç hale geldi. Biz sayın valilerimizden bir dernek vasıtasıyla izin aldık. Bölgeye intikal ettik. Evi gördük, dolaştık. Çok harabe ve yıkık dökük şekilde bir ortam vardı. Şu anda da yayın sırasında da sevgili Merve, evet, bunun programımızın kurgusu sırasında kullanacaktır. Evi de izleyenlerimiz şu anda izliyor oluyorlar. Evet. Bir gördük şu anda, evet. Evet. Şimdi tabii ilk önce tabii bu evin hikayesini bir öğrenmemiz gerekiyordu. Orada bölge halkıyla, köy muhtarıyla falan sohbetler ettik. Onlar bize yerel bazı bilgileri, bir de muhtarlığın tuttuğu bir kayıt şeyi var. Yıllardan beri tutarlarmış. Onda bazı bilgiler var. Onları aldık. Çok daha konu ilginç hale gelmeye başladı. Köyde çok enteresan bir Atatürk sevgisi var. Hangi eve girseniz Atatürk deyince inanılmaz derecede bir ilgi ve sevgiyle karşılandığını gördük. Bahsettiğimiz köy evet. Hacı Halil köyü. Hacı Halil köyü. Öyle bahsediyoruz. Afrin, Racu beldesine bağlı bir Hacı Halil köyü. Türkiye ile sınır ilişkisi nasıl hocam buranın? Çok yakın. Türkiye'ye benim bildiğim bir 5 kilometre falan mesafede evet. diye biliyorum. Evet. O evle ilgili tabii böyle kıymetli bir mirasın nasıl ihya edileceğiyle ilgili hemen Mahmut Bey'le düşünmeye başladık. Tabii buna biz kendi başımıza bir bilimsel bir mirasın kendi kararımızla ne derece doğru yapabiliriz endişesiyle bir büyüğümüz olan Şevket Bülent Yahnici Bey'i biz ne güzel. Aradık. Ne güzel. Çok doğru bir adres. O kendisi de bu konularla çok ilgili bir insan olduğunu biliyorum. Yılların siyasetçisi. Bize bir yol gösterdi. Kendisi devletteki bu konuyla ilgili bazı birimlerle görüştü ve sizinle de görüşmemize vesile oldu. Çok teşekkürler Sayın Yanici'ye. Evet. Dilerseniz bu noktada Mahmut Bey'le biraz konuşalım. Hem o bölgenin insanı o bölgeyi biliyor. Bize bir anlatsın aslında hatta bir yanlış bilinen bir şeyi de düzeltelim burada. Bir Arap aşiretinden söz ediyoruz ama aslında kökleri itibariyle bir Türkmen aşireti. Değil mi? Yani evet. Özlerinde Türkmen olan bir grup bu insanlar. Bu köyün yerleşikleri olarak. Atatürk ne vesileyle gelmiş hocam buraya? Biz oran muhtarı, oranın ağalarından, Şeran ağasından hep aldığımız bilgiler, kayıtlar 1918'de Sayın Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mız cephesinden çekildiğinde Filistin'den geliyor o sırada. Cephesinden çekildiğinde Halep üzerinden Türkiye tarafına çekili geliyor asker. Türk evet. askerine var. Orada bu çekilme ama savaşarak çekiliyor. Evet, savaşarak çekili. Günler savaş. Zaten ben orada şikayeti de var. Yanılmıyorsam 7. ordunun komutanlığını yapıyor. Komutanı. Evet. Zaten bir gecede şeyde gali. Halep Baron otelde gali 112. odada. Onda kaydı var. Ben de onu etene Hatta onunla ilgili Baron, Sinan Beydan'ın da yazıları var. Ben gittim gördüm. O evet. otelde geldiğinde aslında bölgedeki Alman komutanı bekliyor orada. Ama onun aslında kimseye haber vermeden bölgeden çekildiğini de öğreniyor. Evet, zaten Aydın Tümen Bey de gelmişti. Yanıma misafir Halep'te gittik. Orayı da birlikte gösterdim. Evet. Güzel. Evet, Sayın Bakanımız. Evet, Atatürk çekiliyor. Atma bölgesine, o tren hattının üzerinden geldi. Atma bölgesi. Atma bölgesi zaten Racu'nun 25 kilometre güneyinde oluyor. Bunları da bize Merve harita üzerinden de gösteriyor olur. Atma bölgesinde görürüz. Evet. Atma bir yüksek bir tren hattının üzerinde bir bölge oluyor zaten. Afrin'e bir 15 kilometre, Azize'de bir 12 kilometre orta yerinde. Bu sözünü ettiğiniz tren aslında Hicaz hattından. Hicaz hattı. Hicaz evet. İstanbul hattı. Evet. Hatta Berlin'e kadar giden. Berlin'e kadar giden hat. Evet. Evet. Orada çatışma oluyor. Bu çatışmada Hanife Ağa'ya bilgi geliyor. Hanifa Ağa. Evet. Özel bir adam bu şimdi. Evet, evet. Hanifa Ağa diye bir figür var. Evet. Gelikine burada bir çatışma var. Türk askerleriyle Türk paşası da bir rivayette Türk paşası da yaralanmış. Türk paşası dediği Gazi Mustafa Kemal. Evet. Oradan askerlerin Salih haber alıp bölgedi. Onlara yardım edip döndüleri getirigenleri Racu tarafına. Racu tarafında döndüklerinde kendi Kürt aşiretlerinden toplanan bir gücüyle beraber orada gene bir pusu vuruyorlar. Kıtık. Racu'nun güneyinde 4 kilometre Kıtık. Kıtık denen bir mevkide. Zaten o da zaten tren hattının üstünde olmuş. Orada onları bitirirler, öldürürler. Oradan Racu'dan Hacı Halil köyüne gelirler. Orada kendini misafir ediyor. Bir haftalık orada kalıyor. Kendinin arkadaşlarla beraber. Aslında bölgede söylenen yaralanarak evet. geldiği ama başka bir rivayet muhtelif de var. Bir böbrek rahatsızlığı geçirdiği söyleniyor. O rahatsızlığın tedavisi için Evet, böyle bir hal var. Yani en çok rivayet yaralı. Yaralı. Evet. Güzel. Yani bölge insanı yaralı, olduğunu düşünüyor. Evet. Gazi Mustafa Kemal bu konuştuğumuz eve geliyor. Evet. Bir hafta tedavi oluyor. Bir hafta. Evet. Bir hafta. Evet. Yani 41 günün bir haftası tedavi bölümü. Evet. Orada hazırlanıyor. İstişare yapıyorlar. Hanife Ağa'da başka Kürt aşiretlerini toparlıyor. 1000 kişilik bir asker sayısına ulaştırıyor. Evet, bir ordu kuruyor. Evet. Oradan Halep'e bir operasyon yapıyorlar. Halep'in girişinde bir Hireyten elçisi var. Halep'in kuzey tarafında. Ne ilçesi? Hireyten. Hireyten. Hireyten bölgesinde zaten belli oran. Halep'in en belli bir mahallesinden birisi Hrektan. Bu Gaziantep yolunun üzerinde oluyor. Orada bir çatışma sürüyor. Kürt direnççilerle, Kürt kardeşi Hanife Ağa'nın direnççilerle, Gazi Osman Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerle birlikte oradaki Arap ajanlarla, işbirlikçileri var orada, evet. İşbirlikçilerle Fransız, İngiliz askerleri orada büyük bir hasara vurgular. Çok da öldürüyor genelden. O halde İngiliz uçakları gelince buna çekilmeye mecbur kalıyor. İngiliz mezarlığı diye bilinen bölge de orası mıdır? Abi bu yıllarca yolun üzerinden orayı kaldırmadı. İngiliz mezarlığı vardı. Oradan yol geçti. Yol o mezarlığı değişti. Hı-hı. O kabir kaldı. Hı. Orada büyük bir mezarlık var. İngiliz kabiri. O mahallenin adı İngiliz. O çatışma sonucunda. İngiliz kabir mahallesi. Öldürülen İngilizler. Evet. Kabir, Arapçası da Gabriel İngiliz. O mahallenin adı orada. Peki. Evet. Oradan çekili gelirler. Ama şunu doğru mu anlıyorum hocam? Evet. Hanife Ağa'nın çabalarıyla Gazi Mustafa Kemal yaralı ya da hasta Hacı Ali köyüne getiriliyor. Evet. Bu konağa yerleşiyor. Evet. Bir hafta tedavi görüyor. Sonrasında da Gazi Mustafa Kemal askeri çabalarını sürdürüyor. Örgütlüğünü sürdürüyor. Evet. Hanife Ağa'nın hazırladığı ordu marifetiyle aslında belki 3 günlük 2 günlük çatışmalara katılıyor ama şeye dönüyor hep. Karargah binası olarak bu yapıyı kullanıyor. Evet. Evet. Zaten o çatışmalarda da Hanife Ağa'nın yeğenleri de şehit oluyor içinde. Evet, doğru. Evet. İki tane yeğeni Mahmut Süleyman Efendi evet orada şehit oluyor. Evet, doğru. İki tane yedi. Genel sahabe oylar zaten orada 41 gün kalması tedavi, savaşma, direnç o şekilde almış. Hanife Ağa'nın da bir altyapısı var zaten. Evet. Çünkü bu Atma'dan İslahiye'ye kadar olan tren yolunun korumasını kendisi üstlenmiş. Evet, o sırada Arap işbirlikçilerin yaptığı aslında demir yoluna zarar vermek değil mi? Onların bütün çabası. İkbal hattını Türkiye ile kesmek. Evet. Onun zaten korumasını da Hanife Ağa İslahiye'nin o Atma hattını bütün kendi etmiş, üstlenmiş. Korumasını. Sonrasında da bu yaklaşık bir buçuk ay, işte 41 gün neyse devam eden bir süreç. Evet. Gazi Mustafa Kemal Anadolu topraklarına dönecek. Orada Kırıkhan meselesi var değil mi? O yolculuğun da Hanife Ağa'nın refakat ettiğini biliyoruz. Refakat edildiğini Kırıkhan'a teslim ediyor, uğraştırıyor. Güzel, beraber gidiyorlar. Evet. Ama Hanife Ağa bütün bu çabalarından sonra dönüyor ve yargılanıyor değil mi? İdam emri veriyor. Genel askerler. Fransızlar idam emri veriyorlar. Evet. Oradan Fransız'ın sorumlusu, askeri sorumlusu Beyrut'ta kalıydı. Libnan'da. Evet. Yerden Hanife Ağa dönüşte gedi oradan Libnan'a geçiyor. Ona büyük miktarda altın verip affını getiriyor. Rüşvetle affını da sağlıyor. Sağlıyor. Evet. Unutmayayım da orada bir şey unuttuk. Gazi Mustafa Kemal orada genlere parası yoktur. Genlere 3 tane tüfek hediye ediyor. Bunu bir söyleyin, bir daha söyleyin. Yani bütün bu Atatürk müteşekkir, verecek de bir şey yok. Bir armağan edeceği bir şey yok. Param sadece yok diye söylüyor zaten. Evet. Benim size vereceğim bir ödül yok. Evet. 3 tane tüfeğim var. Bunu hediye etmek istiyorum. Hanife'ye. Evet. Evet. Yani peki şimdi ne yapacağız? Ne yapılıyor? Yani maksadı muradımız nedir? Şimdi bunu izleyenlerimizle paylaştık. Muhtemelen kamuda, bu ülkeyi yönetenler de bundan haberdar edilecekler. bu yapının hızla restore edilerek korunması, bir iltifat edilmesi lazım. Mutlaka, bu yapıya. Çok önemli. Evet. Çok önemli oran. Siz bu noktada nasıl bir görev üstleneceksiniz? Yani derneğinizin örgütlenme biçimi bize buna uygun herhalde. Biz korumasını, ne lazımsa bize, ne düşerse biz hazırız. Öyle mi? Maddi manevi her şey hazırız. Güzel. Evet. Nasıl bir şeyde, aklınızdan geçen bir fikir var mı o yapının kullanımına ilişkin? 1920 senesinin sırasında konaklar nasıl oluyor? O daşlardan, o şehirden güzel bir şekle getirmemiz. Çay bahçesinden beraber oraya gelen valimiz, kıymetli paşalarımız ziyaret ettiğinde onlara güzel bir şekil getirmemiz oraya. Ya da Türkiye'den Gazi Mustafa Kemal'in o evini ziyaret etmek isteyen bizler ziyarete gideceğiz. Ama bahçesinde de çay, gelen bir çay ikram edecek, güzel oturma. Peki biraz yaşayan bir mekan. Yaşayan bir mekan olsun. Artık orada Türk bayrağını sallan, orada Türk bayrağı kalmaz. Çok önemli. Evet. Burada bir enteresan bir şey daha var. Şimdi tabii bu ufak ufak dillenmeye başlayınca Türkiye'den çeşitli tarihçiler, bilim adamları veyahut devlet görevlileri sık sık ziyarete gelip o bölgeyi görmek üzere oraya ziyaretler olmaya başlayınca yöre halkından biz şunu duyduk. Biz mahcup olduk buraya böyle yıkık dökük vaziyetine. Aa. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yaptık. İçeriği temizlemişler, bir boyamışlar. Fotoğraflarında gördüm Ahmet Hocam, şey var. Bir kere PYD grupları bu çatışma sırasında yakmışlar burayı. Evet. Yani bu bina yani dumanları, alevin izleri görünüyor. Son fotoğraflarda aslında oralarda da bir temizlik yapıldığı görünüyor. Bir temizlik, bir ufak tefek bir kahve ikram ediyle gelenler. Aslında uygun olmasa da aynen şunu söylediler. O bizi çok duygulandırdı. Evet. Oranın bir güvenlik görevlisi dedi ki bizim çocuğun arkadaşı, atamızın misafirleri geliyor. Biz mahcup oluyoruz. İçeriye bir koltuk koymuşlar, bir kanepe koymuşlar, çikolata, şeker koymuşlar falan. İçeriye böyle bir beyaza boyamışlar filan. Tabii çok aslına uygun değil ama yaptıkları da çok değerli. Çok yani hoş. Çok hoş. Müthiş bir şey. İhya edilebilirse. Müthiş bir şey. Ben anlaşılan iyi bir girişim olduğunu düşünüyorum. İyi bir işi başlattığınızı düşünüyorum. Müthiş bir duyarlılık bu. Evet. Buna da kimsenin bigane kalmayacağını düşünüyorum açıkçası. Mutlaka. Dilerim en kısa sürede bu ses, bu çığlık duyulur. Aslında anlıyorum ki kamusal bir destek olmasa da aslında siz kendi çabalarınızla aslına sadık bir yapıya, burayı dönüştürmeye hazırsınız zaten. Hazırım, evet. Çok güzel. Evet. İnşallah açılışına sizi de davet etmek istiyorum. Bu şeref yani. Evet, yani açılışında da bulunmayı çok isteriz. Öncesinde de bir vesileyle bu programı bir de oradan yaparak şeyi devam ettirebiliriz. Çok memnun oluruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı hocam? İnşallah söyleyelim. İnşallah orada birlikte söyleriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hakikaten. İyi ki Dündar Taşer var. İyi ki Şevket Bülent Yahnici var. Bu duyarlılıkla bizi sizinle tanıştırdı. Bunu ekranlarımıza taşıdık. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Antep'ten kalktınız, geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, çok çarpıcı bir konuydu. Ben de çok heyecanlandım. Büyük Atatürk'ün 41 gün konakladığı konutun yeniden ihyası çok heyecan verici olsa gerek. Evet, bir başka gizlerinin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşça kalın.